Hatta başta Al Pacino'yu hiç istemiyorlar. Hiç. Ama... Gel. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Ya yapınca böyle hangi sahneye çekse adamın başına geliyorlar, böyle çaylak diyorlar, ya bunu seçmeseydik keşke falan filan diyorlar. Sonra o meşhur restoran sahnesinde baba bir oynuyor, yapımcıların dibi düşüyor. Abi diyorlar tamam devam. Ve işte oradan o meşhur baba efsanesi ve Al Pacino doğuyor. Wow. Ya. Aa, çok ilginçmiş ya. Gerçekten. Senin bayağı bilgin var mı sinema konusunda? Sağ ol. Yani kursa falan ihtiyacı yok bence. Aa, olur mu arkadaşlar? Niye ödüyorsunuz? Böyle kurslar sayesinde benim de sizin gibi arkadaşlarım oluyor yani. Benim için çok önemli. Yani canım yalnız arkadaş edinmek için kursa gelmene gerek yok. Bunun bin bir türlü yolu var yani. Sadece buraya gelmeye gerek yok. Nerede o yollar Jale? Umarım sadece arkadaşlık için geliyorsun kursa. Bizi başka emellerine alet etmek istemiyorsun diye düşünüyorum. Aa, ne alakası var Burcu'm? Hiç öyle şey olur mu? Saçmalamayın. Ben cinsiyet görmem. Beni çekersin. Aa, Ferideler geliyor. Yanına da okula yeni gelen o iri çocuk geliyor. Aa. Sorun olur mu? Yok. Hmm. 3 kız, 2 erkek. Yok, sorun olmaz. Gelsinler. Üzüyorum. Sorun. Gelsinler. Ya arkadaşlar, bir şey soracağım bu arada. Sizin karnınız acıktı mı ya? Ben bu derse başladığımdan beri benim inanılmaz karnım acıkıyor. Galiba enerji boşa gidiyor gibi. Ay evet ya. Ne zaman bize şey öğretecekler? Yani ben film çekmek istiyorum. Senaryo yazımı öğrenmek istiyorum. Kızlar ya, ama yani yaratıcılık öyle kolay bir şey değil, tamam mı? Evet. Fikir üretmek için temelinin oluyor olması lazım. Okey. Ya doğru aslında. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar size Paşa'yı tanıştırayım. Yolda gelirken biraz sohbet etme fırsatım oldu da. Bu ne ya? Selam. O ne? Benim kendi bulduğum bir selam şekli. Tuhaf çocuk. Yolda gelirken biraz sohbet ettik. Şey hani biz diyorduk ya bir senaryo yazarımız olsa hemen bir film çekeriz diye. İşte bulduk. Paşa'nın efsoloji fikirleri var. Aa çok iyi. Selam'ı sever misin? Çok. Aa çok iyi. Ya hangi yönetmenleri seversin Paşa kardeş? Yani bütün yönetmenlere hakimim. Quentin Tarantula'yı severim. Alfred Dişi Yok. Aa. Onu severim. Türklerden de, yerlilerden de Nuri Bilge Gürsel'e bayılırım. Şakacı bir bey galiba. Nuri Bilge demek istedin galiba ha? Hiç duymadım. Öyle bir yönetmen yok değil mi kızlar? Yok, ben de duymadım. Yok. Paşa sen İbrahim'in kusuruna bakma. İbrahim biraz bayılır böyle kimsenin tanımadığı isimleri söyleyip hava atmaya. Ama seninle sohbet edeceğiz gibi görünüyor. Sen gel istersen böyle. Ben şöyle geçeyim. Yok otursaydın ya. Erkek. Evet. Biraz sohbet edelim seninle. Yeni çocuk Paşa. Hoş geldin. Sen şimdi senaryo yazıyorsun. Yeni senaryoların var mı mesela bize versen? Çeksek biz onları. Yani çekebilir misiniz pek bilemedim ama yani... Yani anlatayım isterseniz hikayeyi. Anlatsana. Dehşet bir hikaye. Bayağıdır çalışıyorum üzerinde. Ya bir küpe var, güç küpesi. Bu küpeyi 3 tane ırka veriyorlar. Bunlar insanlar, güdükler bir de alfler. Alfleri ben kendim buldum. O yeni bir ırk alfler. Ya bu bir yerden tanıdık geliyor. Bir dakika. Küpe, ırk, alf. Alf mi? Bir yerden tanıdık geliyor bu. Ben 2,5 yıldır evde bunu kendim yazıyorum. Kimseye de bahsetmedim. Mümkün değil yani. Bir saniye müsaade edersen anlatayım. Bu güç küpesi Sauron diye bir adamın elinde. Ne diye? Sauron. Kısa saçlı, Amerikan tıraşlı bir çocuk. Sauron. Nerede yaşıyor bu Sauron? Dağda bir yerde. Onu şu an size anlatmak istemiyorum. Ben anlatacaklarımı anlatayım da. Sauron da bu küpeyi kötü emelleri için kullanıyor. Bu güdüklerin de başı var, Ferudu. Ferudu da hepsi birlikte toplanıp Sauron'un üstüne Ferudu'yu yolluyorlar yani. Çok özür dilerim, araya girebilir miyim? Senin bu hikayende acaba bu güç küpesi miydi? Ha. Bu güç küpesini daha önce takmış... Böyle bir yaratık var mı? Evet var. Adı da Hellum. Gollum lan o! Hellum, Gollum ya. Anlattığı hikaye Yüzüklerin Efendisi arkadaşlar. Yüzüklerin Efendisi'ni anlatıyor. Hiç duymadım. Siz duydunuz mu öyle bir şey? Yo, duymadık. Ben duymadım. Sen? İbrahim biraz sakin olur musun? Tabii ki duymadık. Bir saniye. Ya Paşa bir şey soracağım sana. Bu nasıl bir hayal gücü ya? Yaratıcılığına aşık oldum diyebiliriz. Kızım bu Tolkien'in hayal gücü. Roman yazarı. Yüzüklerin Efendisi'ni yazdı. Tolkien'in hayal gücü bu. O dediğini hiç duymadım ama romancıları bir hayli bilirim yani. Ne okursun romancılardan, kim bilirsin? Yani en çok bu korku komedi yazan Adada Frisbee var, onu severim. Ondan sonra yerli Türklerden de Osman Yamuk çok severim. Orhan Pamuk. Hiç duymadım. Ulan nasıl duymamışsın? Duymuşsun ki değiştiriyorsun. Ya İbrahim. Ha? Bence Paşa'nın parlak fikirlerini sen kıskanıyorsun gibi geldi bana şu an. Allah Allah. Bir dakika. Benim de parlak bir fikrim var kızlar. Bak dinleyin şimdi. Evet. Bir tane çocuk var. Evet. Öksüz. Büyücülük okuluna gidiyor. Ve adını bile anmaması gereken en büyük düşmanla o okulda mücadele ediyor. İbrahim sen bize dalga mı geçiyorsun? Bayağı Harry Potter yalnız bu. Hayır saçmalama, Harry Potter değil. Haydi Potter ya. Ben 5 kere izledim. Haydi Potter bu. Aa evet bu. Hı? İbrahim, yoksa sen başkasının fikirlerini alıp kendi fikrinmiş gibi satıyor musun? Hayır, Paşa öyle anlatıyor. Tersten yanlış söylüyor, yanlış bilip söylüyor diye ben örnek vermek bağımında ya. Aynı şey. Susar mısın ya lütfen? Kusuruna bakma Paşa İbrahim'in. Sorabilir miyim sana? Sen sadece senaryo mı yazıyorsun yoksa başka eserleri falan da var mı? Yani ben duramıyorum, yazmadan yapamıyorum yani. İçimdekileri, aklımdakileri kağıda dökmeden rahat edemiyorum. Hani derler ya, söz uçar, yazı konar. Söz uçar, yazı kalır. Kalır yani, konar dedi. Duydunuz mu? Bilmiyor ya, konar. Ya yeter! Senin çekememezliklerinden gerçekten tıkandık, bıktık artık ya. Allah Allah, neden bu kadar üstüne gidiyorsun bu çocuğun? Gerçekten mi ya? Kızlar hakikaten mi ya? İbrahim, kusura bakma seni incitmek istemiyorum ama eğer böyle devam edersen burayı terk etmeni isteyeceğiz. Ya önemli değil, yapmayın ya, tamam. Yani onun da suçu yok. Benim her zaman söylediğim bir laf vardır yani. Ya göründüğü gibi göster kendini ya da gösterdiğin gibi ol bir şekilde. Hayat felsefesi. Gösterdiğin gibi o bir şekilde. Bu nasıl bir inanılmaz zekanın ürünü yalnız bu. Ya bayıldım ben Paşa. Bu cümleyi duvarıma asabilir miyim? Şems de Mevlana'ya böyle demiş, daha iyisi demişti. Ya göründüğün gibi ol ya olmuyor mu neyse. İbrahim bir şey mi diyorsun? Lütfen. Ha yok, çok yazmayı seviyorum falan, hayat biçimi gibi bir şeyler demiştin. Merak ediyorum üstad, neye yazıyorsun son zamanlarda? Şu an çok güzel bir çocuk kitabı üzerine çalışıyorum. Çocuk bu kitapla aynı anda, çok severim. Çocuk kitabı yazmak yani mümkün değil, herkes yazamaz. Bana kısmet oldu yani bir gün rüyamda bu ülke... Böyle ilham delileri geldiler, kulağıma fısıldadılar yani. İlham perileridir de o. Neyse. Neydi bu çocuk kitabının konusu acaba kardeş? Anlatayım. Merakla bırakmayın sizi. Çok merak. Orijinal bir şey geliyor. Şimdi bir tane marangoz var. Pipetto ismi. Çocuğu olmuyor. Asla çocuğu olmuyor. Olmuyor çocuğu. Gidiyor bu şimdi ağaçtan çocuk yapıyor. Yani ağaçtan çocuk yapıyor derken ağaç da o anlamda değil. Ağaç... tahtadan çocuk yapıyor. Yani ağaç, çocuk ağaç maddesinden yapılıyor. O anlamda değil. Tamam, evet. Ondan sonra çocuğu yapıyor, pipette yatıyor. Yatağı var bir köşede böyle bir tane yerde yatıyor. Sonra gece o yaptığı çocuğun yanına yine ilham delileri geliyor. Bir tanesi geliyor böyle uçarak. Çocuğa böyle bir şey diyor. Çocuk kalkıyor, canlanıyor çocuk. Vallahi canlanıyor çocuk. Sabah pipete kalkıyor, bir bakıyor çocuk canlı. Allah'ım şaşırıyor falan. Bir bakıyor böyle canlı, elini kaldırıyor. Ya sen diyorum, mucizesin diyor. Senin adın bundan sonra Ramazan. Ramazan mı? Herif teliften de kaçıyor. Ne alaka canım yani bana o hikaye ilan deliler tarafından kulağıma fısıldandığında Ramazan ayıydı. Ben de çocuğun adını Ramazan koydum. Ne var bunda? Peki arkadaşım ya bir şey merak ediyorum. Bu ağaçtan yapılma Ramazan yalan söylediğinde burnu da uzuyor mu? Burnu da uzamıyor. Hiç öyle bir şey yok. Doğru söylediğinde dişleri uzuyor. Öyle doğru. Ya nereden buluyorsun sen bu fikirleri? Kütüphaneden falan muhtemelen. Ya Paşa bir şey söyleyeceğim. Bu kitap tam olarak ne zaman çıkar? Çünkü ben sabırsızlanıyorum. Okumak için çıldırıyorum neredeyse. Canım benim, sabırsızlanmana gerek yok. Git bir kitapçıya al. Her kitapçıda var. Bu hikayenin adı Pinokyo. Pinokyo yahu. Hiç hayatımda duymadım. Oysa masalları falan çok iyi bilirim yani. Öyle mi? Evet, bütün masalları bilirim yani. Yamuk Prens'te 7 develer var. Teleoğlan var, sırma saçlı Teleoğlan. Ondan sonra kırmızı aman... Kırmızı kaşıklı kız var. Ben biraz şaşırıyorum, onu az okudum. Ama işlerinde en sevdiğim sevdiğim, her gece yatmadan okurum Osuran Güzeli. Hadi lan artık. Kızlar, bu deli ha. Farkında mı? Deli ha. Sizi bana tavlamaya çalışan bir deli var. Ulan hadi o bütün filmleri falan, onları hepsi anlattığına inandınız da bu masalların isimlerine inanacak değilsiniz herhalde. İnanıyoruz ya, inanıyoruz. Yeter. Allah Allah. Yeter ya. Masallar yöreden yöreye değişiyor. Evet. Neden sen devamlı itham? Canım benim ya, bir ya. Pamuk Prenses'e yedi cüceler nasıl, Yamuk Prenses'e yedi develer nasıl bir yöreden geliyor bu? O kırmızı bilmem neli kız nasıl bir yöreden gelmiş? Keloğlan diyor ya. Saç mı ektirmiş ulan Keloğlan? Bakın ben ortamı gelmek istemiyorum arkadaşlar. Ben iyi bir insandım ya bu ana kadar ama burada ayaküstü götürülüyorsunuz, haberiniz olsun. İbrahim tamam. Tamam lütfen artık susar mısın? Ay bu kızın da bu çıtkı böyle bir kibarlığı 70'ler Yeşilçam filminden fırlamış gibi bık. Tamam sustum. Hadsiz. Paşa ben sana bir şey soracağım. Şimdi sen senaryo ve kitap yazıyorsun ya. Hı hı. Bence o kadar zekisin ki senin yaratıcılığın sınırları bu kadar değilmiş gibi geliyor bana. Değil, maalesef değil yani. Devamlı yaratma ihtiyacı. Ya, duramıyorum bir şeyler bulmadan, icat etmeden. Geçen kahvaltıda yeni bir yemek icat ettim. Aa, nasıl? Anlatayım mı? Evet. Çok felaket bir şey. Yani kimsenin aklına gelebileceğini sanmıyorum. Domatesleri aldım, rendeledim domatesleri böyle. Evet. Orada da işte, tavada biberler böyle haşır huşur pişti onlar. Rendeledim domatesleri, biberin içine döktüm. Hoş etti böyle. Ondan sonra 2 tane de yumurta kırdım. İnanılmaz bir tadı var ekmekle. Vay şahane bir şey ya bu. Adını ne koydun? Hemen. Hızlı oluyor ya hemen. Hemen mi? Hı. Hemen. Evet. Biber var, domates var. Evet. 2 yumurta var. Var. Hemen. Evet. Menemenle bir alakası yok yani. Ya menemenle ne alakası var ya? Hakikaten ulan menemen ne? Hemen ne? Hiçbir alakası yok yani. Neyse, hemen takılmayacağım ama başka yemek biliyor musun kardeş? Yemez olur muyum canım? Vallahi. Hayatım yemek, yeni yemekler falan. Özellikle bir spesiyalim var, patlıcanla yapılıyor. Organ kebabı. Hemen çok merak ettim. Diyorum ki biz 3 kız sana gelsek, bize hemen yapar mısın? Yani organ kebabının da tadına bakın derim ama... yani tarifini unutmazsam yaparım tabii. Canım benim, tarifini unutursan internette menemen yaz çıkar. Çünkü bu yaptığın yemeğin adı menemen. Sus artık! Sus artık! Yeter! Artık sen bizi kıskanıyorsun. Sen resmen bizimle arkadaşlık etmek istiyorsun. Senin başka bir durumun var ya. Yeter artık. Özür dilerim arkadaşından. Evet. Yoksa gideceğiz buradan bak. Dilenmedi. Hala dilenmedi. Gitmeyin ya. Bir ihtimal daha var. Özür dilerim paşa. Hı. Ya önemli değil. Saçmalamayın ya. Olur böyle şeyler. Benim için önemli olan yakındaşlık. Aa, ben onun da ne demek olduğunu bilmiyorum. O ne demek? Yani böyle birbirine iyi davranan... böyle birbirini seven insanlar için bulduğum yeni bir kavram. Arkadaşlık yani. Ya İbrahim ne alakası var arkadaşlıkla? Sen bu adamı dinlemiyor musun? Yakınlaştık diyor. Madem dinlemiyorsun kalkar mısın oradan? Ben oturacağım oraya. Kalkacaksın oradan. Layık değilsin bu yeni şeyleri öğrenmeye. Yakınlaştık ne kadar yaratıcı bir şey paşa. Merhaba. Paşa. Seni yakınlaş olalım mı seninle? Evet olalım mı? Burada olalım. Gelin şöyle yakınlaşın. Yakındaşlarımız artık yakındaşız sizinle. Bence senin bilimsel bazı yeteneklerin de var paşa. Ya sen Da Vinci gibi bir adamsın bence değil mi? Da Vinci'yi biliyor, menemeni bilmiyor. Yakın çevremde herkes bana zaten Albert Einstein derler. Albert Einstein mı? Aygırt Kayıştağ'ın. Aa pardon, yanlış biliyormuşum ben. Aygırt Kayıştağ'ın. Ya var ya bir tane fotoğrafı böyle şöyle gözü kapalı, ağzı açık. Kızlar, gerçekten niye artık ha? Evet. Ben Cezan Paşa, ya bilimsel olarak da bazı icatlar yaptın diye düşünüyorum. Sen? Soralım sana. Yapsın mı? Ne yaptın? Var mı icadın? Yapsın. Var mı? Yapsın. Ne yaptın? Ne yaptın kardeşim? Ampul mü? Ampul bunlar 3-5 sene oldu salak. Ampul ya. Ben enerjiyle alakalı böyle enerjisel bir şey keşfettim yani. Böyle fikirlerim var, Nasıl bir şey? Çok büyük bir şey geliyor bence. Gönder. Hazır mıyız? Evet. Dünyada rüzgar esiyor mu? Esiyor. Değil mi? Esiyor. Küçükken elimizde tuttuğumuz rüzgar güllerini hatırlarsınız değil mi? Evet. Evet. Geliyor. Hı? Arkadaşlar, onların büyüklerini yapalım. Kocaman rüzgar gülleri yapalım. Aa. Onlar böyle rüzgardan döndüğü zaman elektrik üretelim orada. Evet, dağ, tepe, taşa, her yere bunlardan koyalım. Şehirler, yakınlardaki şehirler enerjini oradan alsınlar. Temiz ve yenilebilir enerji üretelim. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz artık ondan sonra. Ay, yani bu enerji savaşları ve töresel ısınma bitecek. Dünyayı kurtaracağız. Yeter lan artık! Lan yeter! Manyak mısınız lan? Kamera şakası mı yapıyorsunuz lan? Ya rüzgar türbini al diyor, rüzgar türbini arkadaşlar. Ya hiç mi yazın bir çeşmeye meşmeye giderken otobanda sağda sola tepelerde görmediniz? Dönüyorlar böyle beyaz beyaz, üç kanatlı kocaman elektrik üreten şeyler ya. Tamam. Bir dakika. Benim de parlak bir fikrim var. Çevreye çok duyarlı bir icat. Hazır mısınız? Elektrikli araba. Ya bir dinleyin bak, elektrikli araba. Petrol bazlı yakıtlardan kurtuluyoruz. Onların yarattığı çevre kirliliğinden de kurtuluyoruz. Dünyayı böylece kurtarıyoruz. Nasıl? Hadi bana da sarılın. Salak mısın sen? Salak mısın? Benim zaten elektrikli arabam var. Ulan senin elektrikli araban var da rüzgar türbinini mi bilmiyorsun? Evet, bilmiyoruz tamam mı? Çünkü öyle bir şey yok. İbrahim, seni uyarıyorum bak. İnsanların fikirlerini çalarak bir yere varamazsın, haberin olsun. Evet, fikir hırsızlığından nefret ederim. Ayrıca da suç. Hırsızsın sen! Hırsızsın sen! Hırsızsın! Görüşmek istiyoruz seninle. Ne dedi ya? Kızlar, bence benim eve gidelim. Benim yeni icat ettiğim oyunu oynayalım hep beraber. Ne oyunu? Üçünüz, bir de ben eve gidiyoruz. Hayır! Evde böyle masa var. Masanın üzerinde 4 tane böyle sopa var, ıstaka diyorum onlara. Tamam mı? Bir sürü taşlar var, taşların üzerinde numaralar falan. Evde anlatırım ya, daha uzun burada. Çok kolay bir oyun. Oyunun adı ne? Ne? Okey ulan! Okey ya! Bunun adı okey. 4 tane ıstaka diyor, taşlar var diyor. Okey be kızım. Hiç hayatımda duymadım. Oyunun adı jokey. Hadi. Bayağı öfkelendi İbrahim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çok iyi oynayalım. İbrahim, unutma bak. Öfkeyle kalkan, zarayla oturur. Ulan ben niye zarayla oturuyorum öfkelenince? Ne yapacağız? Türkü mü söyleyeceğiz lan? Öfkeyle kalkan, zararla otururdur. Kızlar bunu bilmiyor musunuz? Öfkeyle kalkan, zararla oturur derler. Doğru zaten. Bilmiyoruz, düşünmüyoruz. Gidiyoruz. Hadi kendine iyi yak. Kendine iyi yak. Hadi boşta kal. He? Boşta kal. Güneşinin. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.